Agar kişi tiliga erk berib o'ylamasdan gapiradigan bo'lsa, tili orqali eng katta gunoh sodir bo'ladi. Biz tildan til ofatlari deb aytyapmiz. Tilda ofatlari, tildan keladigan ofatlar. Bu faqatgina bitta insonni suhbatlashib o'tirib qalbini og'ritib qo'yishlik emas, lekin tildan keladigan ofatlar juda ko'p. Uni birinchisi azizlar, g'ibat va bo'xton. G'ibat va bo'xton bu ham tildan chiqadi. G'ibat nima degani? G'ibat degani bir kishining yo'qligida unga yoqmaydigan gap sifat bilan yodga olish. Bir kishi haqida gapiryapsiz-da, agar shu gapni o'sha odam eshitsa yoqmaydi. Ana o'sha g'ibat azizlar. Islom ummati g'ibat va chaqimchilikni harom ekanligiga ijmo qilgan azizlar. Ijmo degani butun ulamolar jam bo'lib turib, g'ibat qilish, yolg'onchilik qilish harom ish deganlar. Agar musulmon mu'min bo'lsak, har qanday haromdan qo'rqqanimiz kabi bundan ham qo'rqishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Estaizu billah va la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqulloh." Ya'ni biringiz biringizni g'ibat qilmang. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaydimi? Uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqingiz, deyapti Alloh taolo. G'ibatni shu darajada sifatlayaptiki, bir birodarni o'lgan go'shtini yeyish bilan barobar. Ba'zan ovqatlangani biror joyga borib qolsak, ko'chalarda ovqatlangani kiramizmi, taomxonalarga kiramizmi? Aytaylik, notanish bir joyga kirib qolganda bir xilgilar juda taomni surishtirishni boshlaydilar. Uni halolligini, uni qanday pishirilganini juda ham taqvo bilan e'tibor qiladilar. Go'shti qanday, unisi qanday, bunisi qanday. Holbuki o'zi aslida musulmon berayotgan taomni surishtirishlik durust emas edi. Chunki sizni qarshingizda turgan ham musulmon edi. Musulmon o'lkada yashayapti, lekin shundaylar borki, rosa surishtiradi. Oxirigacha shu qo'yni nima bilan boqqanigacha. Endi shunchalik parhez qilgan odam haligi taomlarni qo'yib qo'yib o'tirib, g'ibatni boshlaydi. Halbuki bir birodarning go'shini yeyotgan bo'ladi. Qani bu yerda taqvo. Agarki haqiqiy taqvodor bo'lsa, mana bundan ham taqvo qilishlari kerak. Bizda bitta illat borki, g'ibat qilib bo'lmaydi deydigan bo'lsak, aytadilarki, ha domla, o'sha odamda bor sifatni gapiryapmiz-da. Bu hammamizni haligi oqlaydigan hujjatimiz. Bir odam haqida yomon gapni gapirsak, agar birorta ichimizda bir Allohdan qo'rqadigan kishi o'tirgan bo'lsa, qo'yinglar birodarlar, g'ibat qilmaylik desa, javobimiz shu bo'ladiki, u aytayotgan gapimiz u odamda rost, biz rostini gapiryapmiz. Payg'ambarimiz alayhi salomga shu savolni bergan ekanlar sahobalar. Agar biz gapirayotgan gap haqiqatda o'sha odamda bo'lsa-chi, shu kamchilik, shu illat deganlarida payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'sha bir odamda kamchiligi bo'lsa, o'sha odamni gapirishinglar g'ibat. Lekin u odamda yo'q narsani gapirishinglar bu tuhmat degan ekanlar. G'ibat deb o'zi shuni aytar ekan. Bor narsani gapirishda aytar ekan. Yo'g'ini gapirish bu tuhmat ekan, bo'xton ekan. Ana shuning uchun ham juda ham ehtiyot bo'lib Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bu narsadan ko'p bizni qaytarib, o'sha birodaring eshitsa xafa bo'ladigan gaplarni gapirmagin deganlar. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning huzurlariga bir odam kirdida, Oyisha onamiz bilan o'tirib chiqib ketgandan keyin Oyisha onamiz Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga qarab, juda ham bo'yi past odam ekanmi, pakar ekanmi dedilar. Shunda Rasulimiz alayhi salom, siz hozir o'sha odamni g'ibat qilib go'shini yedingiz dedilar. Axir men unda bor narsani gapirdim-ku deyodilar. Agar oldida gapirsangiz xafa bo'larmidi dedilar. Xafa bo'lardi deyodilar. Demak, mana shu g'ibat dedilar. Shuning uchun juda ham bu narsada o'zimizni ehtiyot qilishligimiz lozim bo'ladi. Bir hadisni sizlarga yetkazmoqchiman. Mana shu hadis hammamiz uchun ham juda ham bir muhim narsa ekan. Chunki mana men suhbatni avvalida aytib o'tdim. Kiroman kotibinlar bizni hamma qilgan amallarimizni yozib turadi. Bu yerda o'tirgan hammamiz yaxshi savob amallarni qilib o'zimiz tahlil qilib boramiz. Kitobimga yozilyapti inshaalloh degan umidda boramiz-da.
Umama al-Bahili raziyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytibdilar ki Abu Umama al-Bahili şunday dediler. Yani Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini etkizip eğer kişiye savapları yazılgan kitabı açık halde beriledi kıyamette. Kıyamette kolumuzda kitabımız beriledi. Yüreklerimiz oynayıp durdu da kıyamet, kolumuzda hazır kitap berildi. Kaçı savabımız var deyip kursan böyle durdu. Şunda haliki adam alıp, ey Rabbim falan 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 savaplı işlerim kanı sahifemde yok ki dedik ya. Kaçı işlerini koyduken de. Lekin kolege beri o da Ali kitabından çıkmaz. Bu adam hayran buladı. Allah'a dava kıladı o sucayda durup. Ya Rabbi ben bana bunu diye, bana bunu diye sevap işlerini kıyan edeyim. Defterde korumayıp bana bu yazılmaktı. Degen manada Allah'tan sorarken. Şimdi Allah'ım ya eterken ki adamlarını gıybet kılgen mi deyin? Adamlarını gıybet kılgenin tüfeğiyle o şu sevaplarını öçürüp gıybet kılgenlerini amel defterine utkizip koygen mi deyerek. Şunun için salihler bir hırgı adamlar gıybetini aitip olsa bir şeyhlerden birilerine aldı ki gelip falancı sizi gıybet kıldı, falancı sizi gepirdi dese bir tabağını alıp içine avukat meyvelerde salıp bana şunu abar verin dediler. Ne dedi genekin? Ahır o adam bana defterimde sevabıdan verip koydu da bana o adamı bir tamam verin diyerek. Sizni kim gıybet kılıyken bolsa o özünün sevabını sizni defterinizde yazdırıyordu. Hiç hafif olmayın. Ve siz ham, biz ham sevabımızın başkanı defterine yazışlıktan saklanışlıkımız için gıybet kılmayın sizler. Gıybetten, tuhmetten özümüzü saklasak yine inşallah kıyamette o şıkılgen hemen yakışı amellerimiz defterde durur. Gıybetlerden en yamanı bugünkü günde zira tilimizde buralar buna oturup kılınmasa da içtimai tarmakta böyle yaptı. İçtimai tarmaklarda beyim olan gıybet kılış, birbirini obrosizlendiriş, birbirini hakkında yaman geplerini gepiriş böyle yaptı. Bu hem gıybet de azizler. Zira ki onu yazıyorken adam goya ismini özgertirirken. Hiç kim bilme yaptı bana, koruma yaptı deyip öyleydi. Lekin yaratken Rabbimiz korup durup çünkü. Aytilayotgan her gapimiz yozilib turibdi-ku. Ayniqsa azizler, şu kunlarda juda ham ko'p holatlarda g'ibat dinimizga bolta urish maqsadida katta-katta ulamolar, olimlar, ulug' kimsalarni, yetuk insonlarni ham g'ibatlari ketadi. O'sha insonlar uchun hech narsa bo'lmaydi, lekin gapirayotganlarga qancha zarar. Çünkü ularını hazır aytib o'tganimizdek hamma savob amalları o'sha gapirayotgan insonlarga o'tib qoladi. Ayniqsa olimlarni gapirishlikdan azizlar juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Olimlarni gapirib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Aytadi ustozlar olimlarni g'ibat qilib yurgan doimiy olimlari bilan obro'sizlantirish bilan shug'ullanib yurgan odamni avlodidan olim chiqishi juda qiyin bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aslida bu aytaylik qaysidir bir birortamizda kamchilik bo'lishi mumkin ulamolarda. Biz endi olimlar qatorida emasmiz, talabi ilmimiz aytaylik ulamolarda. U ulamolarni o'zlarini bir-birlarini ishi azizlar. Bitta ulamoni kamchiligini ikkinchi bir ulamo o'ziga topib aytib to'g'irlab qo'yar. Ama avam ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xalq bir-birlarimizni o'sha internet orqali bo'ladimi, boshqa orqalimi juda ham ehtiyot qilib borishligimiz kerak. Ama ulamolar bazı narsalarni gapirishlikka ruxsat bergan ekan. Bu g'ibat nuqtai nazardan bo'lmaydi debdilar. Agarki mana Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Man alqa jilbab al-haya'i fala g'ibata lahu debdilar. Yani Resulümüz aleyhissalatü vesselam eğer kimi ki hayoy yopinchig'ini uloqtirgan bo'lsa uni gapirish joiz debdilar. Behayo bo'lib ketgan bo'lsa bir inson ana o'shini gapirib boshqalarni undan saqlash ma'nosida gapirsa mayli debdilar. Agar ki o'sha hayo pardasini chiqarib yuborilgan bo'lsa. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki bid'at ahlini gapirish g'ibat bo'lmaydi degan ekanlar.
Agar bid'at ahli bo'lsa, ya'ni dinimizda yo'q bo'lgan narsani chiqarayotgan odam bo'lsa, uni gapirish bo'lar ekan. Chunki u bid'at ahli. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qoldirgan diniga xiyonat bo'lyapti.